Merhaba, müzik tarihinin yeni bir videosuyla işte karşınızdayız. Daha önce müzik verebilir başlıklı bir videomuzda müziğin insan hayatında oynayacağı önemli role işaret etmiştik. İnsanlar müziği genellikle eğlenmek, bazıları dinlenmek, çok az bir kısmı ise hayatın anlamını bulmak, hayatının diğer problemini çözmek, yani etkilenmek için dinlerler. Etkilenme açısından müzik hem sözlerle hem de sözler olmadan bütün sanatlar gibi ilahi bir araçtır. Onun için müzik ruhun gıdasıdır denir. Bu söz eğlenceden terapiye, hatta hayatın amacını bulmaya kadar her anlamda müzik ruhun gıdasıdır anlamına gelmektedir. Arayan için müzik hayatın anlamını da verir. Videomuzun başlığında andığımız Eva Dovitray Merovich kimdir? 5 Kasım 1909 yılında Paris'te doğan Eva Dovitray Merovich, dindar Hristiyan bir ailenin kızı olarak Katolik rahibe okulunda yetişti. Zebur ve Tevrat'tan oluşan Eski Ahit ve Yeni Ahit'e dayanan dini inancı öğrendi. 18 yaşına geldiğinde yüksek eğitimde almaya başladığı felsefe dersleri onun özellikle hayatın amacını sorgulamasını sağladı. Bu düşünceler içinde dini ve hayati sorgulamalarının cevaplarını aradığı rahipler ve rahibeler kendisine cevapsız sorular karşısında genellikle şüphelerden uzak durmasını tavsiye ediyorlardı. 22 yaşında hukuk fakültesini bitirdi. Hukukçu akademisyen olarak doktorasını yaptı. Bir süre sonra Fransız İlmi Araştırmalar Milli Merkezi'nde Centre National de la Recherche Scientifique hukuk danışma olarak çalışmaya başladı. 1935 yılında Frédéric Joliet-Curie Nobel Kimya Ödülü aldığı sırada İlmi Araştırma Merkezi'nin fizik bölümü Joliet-Curie ve eşi Irene'nin laboratuvarında yöneticiydi. Bir süredir dini ve hayati sorgulamalarının cevaplarını Hint düşüncesinde bulmaya çalışıyordu. Ve bir gün dini konulara ilgi duyduğunu bilen biri kendisine Pakistan'ın ünlü şairi Muhammed İkbal'in İslam'la ilgili bir kitabını hediye etti. Bu kitap kendisinde yeni bir düşünce yolu açtı. Muhammed İkbal'in hayran olduğu Mevlana Sufiliği. Sadece Mevlana'nın kitaplarını doğrudan okuyabilmek için 2 yıl İran'da kaldı ve Farsça öğrendi. Eva artık mesnevi okuyor, anlıyor, sadece mesneviden bestelenmiş müzikler dinliyor, hatta mesneviden Fransızca çeviriler yapıyordu. Ve bu çabalarından yararlanarak 1980-82 yılı civarında düzenli radyo yayını yapmaya başladı. Yayınlarında Mevlana ve Fransız düşünürlerinden bahsediyor, mesneviden bestelenmiş müzikler, şarkılar, Mevlevi ayin müziklerini yayınlıyordu. Nihayet kendi ifadesiyle Tevrat ve İncil'i inkar etmeden gidebileceği yeni bir yol bulmuştu. Mevlana Mesnevisinden yapılmış müzikler, içinde taşıdıkları mesajla Eva'ya hayatın anlamını, ölümün sırrını, İslam'a yol vermişti. Günümüz ansiklopedilerinde Profesör Doktor Eva Dovitray Merovich, Fransız bir araştırmacı olarak anılmaktadır. Biz buradan itibaren siz sevgili dinleyicilerimizi, onun ruh dünyasını, dinlediği müzikler eşliğinde sufizme yolculuğunun daha iyi anlaşılabilmesi için Eva Dovitray Merovich'in bir kısmı Türkçe'de çevrilen yazdığı kitaplara davet ediyoruz. Peki Eva'ya ne oldu? Eva'nın hayat yolculuğu 1999 yılında Paris'te ölmesine rağmen bitmedi. Onun yolculuğu çok ilginç bir şekilde 2008 yılında kendi iradesi dışında Paris'te başlayan bir yolculukla Konya'da Mevlana topraklarında sonlandı. Eva hakkında yapılan şu videoya bakabilirsiniz. Eva Merovich'in çok ilginç hayat yolculuğu bize gösteriyor ki onun okuduğu ve dinlediği şiirlerden oluşan mesnevi besteleri gibi
hem Osmanlı'da hem de Cumhuriyet tarihinde bir süre yasaklanan ve daha sonra izin verilen 13. yüzyıldan 21. yüzyıla icra edilen Mevlevi ayinleri bizim müzik tarihimizin önemli besteleridir, baş tacı bestelerdir. Eski sistemciler döneminin dört bölümlü nevbet mürettep biçimini günümüze kadar taşımışlardır. Ayrıca Mevlana şiirlerinden yapılmış besteler için YouTube kanalında yayınlanmış küçük bir listeyi açıklamalar bölümünde veriyoruz. Eva de Vitray'ın adını değiştirip Havva yapmasına sebep olan Mevlana'nın Mesnevisi'nin birçok Türkçe tercümesi vardır. Dileyen bu tercümelerden faydalanabilir. Mevlana Mesnevisi'nden hayat terapisine dönüştüren Nevzat Tarhan'ın yazdıklarından bir parçayı Eva de Vitray'ın anısına okuyalım. Mevlana'ya duyduğumuz ihtiyaç da insanın bu dünyanın sıkıntıları yüzünden bozulan altyapısı noktasında ortaya çıkıyor. Mevlana, insanı insan yapan değer duygularını güçlendiriyor. Değerler, insanı insan yapan temel taşlardır. Eğer insanlık bir binaysa, şu anda bu binanın temeli sarsılmıştır. Süsü çok iyi, görüntüsü çok iyi ama temeli sarsılmış. Geleceği güven altına almak için sarsılan temeli onarmak zorundayız. Temeli onarmak özel bir çaba gerektiriyor. Mevlana'dan öğrendiklerimiz insanlığın temel değerlerini güçlendiriyor. Kötülük eğilimi doğru yöntemlerle iyi yönde kullanılarak doğruya hizmet eder hale getirilebilir. İyilik eğilimi de doğru ve iyi yöntemler kullanılmazsa başarısız olabilir. İyinin başarısız olmasının bir nedeni de hiçbir şey yapmamasıdır. Kötü insanlar kötülük için çalışırken, iyi insanlar da iyilik için çalışmalıdır. Nevzat Tarhan, Mesnevi Terapisinden. Müzik tarihinin bir başka videosunda buluşmak üzere.
Hoşça kalın.